Evet arkadaşlar merhaba. Başlıktan da göreceğiniz üzere ÖSYM'e girdiğimiz sınavların sorularını ve cevap anahtarını yayınladı. Ekranda da görünüyor şu an. Kendi sitesinde arkadaşlar %10'luk kısmını yayınlıyor şuradan kitapçıkların ve cevap anahtarını yayınlıyor. Ancak AİS sitesinden sınava giren adaylar soruların tamamına erişebiliyor arkadaşlar. Hani eğer haberiniz yoksa bundan, sizler de sınava girdiyseniz AİS sitesinden tüm sorulara ulaşabilirsiniz ve cevaplara ulaşabilirsiniz. Ben baktım cevaplara, sorulara ve hani biraz bunun hakkında konuşmak için bir video çekmek istedim. Özellikle kaç net bekliyorum gibisinden. Baktığımda arkadaşlar özellikle genel kültür kısmında hani coğrafya biraz daha beklediğim gibi gelmedi diyebilirim. Yanlışlarımın birkaç tane fazla olduğunu gördüm. Hatta tartışılan birkaç soru da vardı. Onların da cevaplarını görmüş olduk. Örneğin bir grafik sorusu vardı. Cevabı Konya olan. Daha sonra bir diğer bir soru daha vardı. Hani çok tartışılan ileri mi geri mi hani saat sorusu vardı. Adana'dan Edirne'ye sanırım cevabı. Onların cevaplarını görmüş olduk. Bir diğer çok tartışılan soru, özellikle çok gündem olmuştu arkadaşlar sınavdan sonra da. Yani şu çay sorusu, sadece iklim mi yoksa iklim artı toprak mı diye. Ben sadece iklim yapanlardandım. Ancak cevabı iklim artı toprak olarak geldi onun da. Böylece tartışmalarda bir nebze olsun bitmiş oldu. Sizler de netlerinize bakıyorsunuzdur, aklınızda kaldığı kadarıyla diyeyim. Benim beklentim arkadaşlar bu sınavdan net olarak, ben bu sınava kendimi biraz da denemek için girmiştim. Hani pek çalışmadım zaten. Özellikle genel kültür kısmı biraz zorladı beni. Hani vatandaşlık kısmı olsun, diğer kısımlar olsun. 75-80 arası bir net beklentim var. Hani baktığım kadarıyla. Daha tam netleştiremediğim sorular da var. En düşük 75 civarında bir net bekliyorum. Sizler de beklediğiniz netleri eğer kafanızda biraz daha netleştirdiyseniz, hani baktıysanız sorulara, cevaplara, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu beklentim var diye. Biraz da hani görmüş oluruz sınavın seyri nasıldı diye. Nasıl netler gelecek diye. Biraz tartışabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi hani bakmayanlar da, şu ana kadar haberi olmayanlar da cevapların anahtarının yayınlandığından AİS sitesine girip orada arkadaşlar bütün soruları ve cevapları görebilirler arkadaşlar. Şimdi genel kültür ve genel yeteneği baktım öncelikle. Bu videoluk bunları yorumlamak istedim. Türkçe kısmında beklediğim gibi geldi arkadaşlar. Hani biraz daha dil bilgisi sorularında biraz zayıf olduğunu gördüm. Hani Türkçenin birkaç tane yanlışım vardı orada. Beni sevindiren bir diğer konu arkadaşlar, sözel mantığı yapmış olmam. Normalde ben çok zorluk çekerim sözel mantıkta. Hani o son 4 soru özellikle. Bu sınavda yapabildiğimi gördüm. Ama diğer yandan da dil bilgisi sorularından soru kaçırdığımı gördüm bu sınavda. Matematik kısmı arkadaşlar, benim hani kendimi bildim bileli matematik kapasitem bellidir. Ve bunun da bilincinde sınavlara girerim ben. Hani benim mottom şudur yani. Emin olduklarımı işaretleyeyim, hepsi doğru gelsin şeklinde yaparım. 20 tane işaretlemiştim matematikten. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla çoğunun doğru olduğunu gördüm. Hani ben bu mottoda giderim yani. Hatta direkt 9 soruyu görmedim bile hiç. Hani sorulara baktım, ancak ben bunları hani çözemeyeceğim kanaatine varıp geçmiştim. Direkt boş bırakmıştım. Hani yaptıklarımı işaretleyeyim, işaretlediklerim doğru çıksın şeklinde sınavlara bakıyordum matematik. Özellikle matematik alanında. Dediğim gibi 20 soru işaretledim. Birçoğunun doğru olabildiğini gördüm. Tabii net sonuçlar da arkadaşlar, onu da söyleyeyim, 22 Ekim'de sanırım açıklanacak hani KPSS'nin sonuçları. Bir de haftaya ÖYABT sınavı var bildiğiniz gibi. Daha sonra hepsi toplanıp puan olarak gelecek. ÖYABT sınavına da kendimi deneme amaçlı gireceğim arkadaşlar. Bir diğer videoda eğitim bilimleri için çekeceğim birazdan. Hani orada kaç beklentim var diye. Bu videoluk böyle arkadaşlar. Sonuçlar açıklandı. Sizler de bakabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini yavaş yavaş kaldırabilirsiniz. Çünkü gündemi çok meşgul etti bu aralar bazı sorular. Yani ben de o özellikle iklim ve toprak sorusunda arkadaşlar sadece iklim bekliyordum, ama iklim artı toprak geldi. Hani o soruyu
yanlış yapmış oldum. Grafikte Konya sorusunu doğru yapmıştım. Yani bakacağız sonuçlara da. Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi sizler de aşağı yukarı netlerinizi yorumlara yazabilirsiniz baktığınızda. Beraber tartışabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.